Otasini qadrlaydigan birodarlarimizga davlatim otam mana Zamzam logotipimiz ortida juda ham chiroyli nabor taqlandi. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Sizlar chet eldan turib buyurtma berishingiz mumkin. Tagida ham xuddi shunaqa mana davlatim otam nomli jonimozi ham berilgan. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Alloh azza va jalla siz bilan bizni qaysinimiz chiroyliroq amal qilishimizni sinashlik uchun o'lim bilan hayotni yaratgan. Bu dünya sınav üçün keldik onun içiga biz. Bu dünyada 100% huzur halavat, daimi bir komfort, daimi bir huzur halavat buluşu mümkün mümkünmez. Allah Teala aytadi, "Vama al-hayatu dunya illa mata'ul gurur." Bu dünya fakat gene mata'ul gurur. İnsanda aldı edigen matahlardan başka narsa emas. Başka ayette, "Vama hayatu dunya illa lahvun ve la'ib." Bu dünya oyun külgü, maza bir maza gerçilik. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Bu dünya hayatı ahiretke borganda az yine nasıl gelenip kaladı. Bir değil mi, rolü gördüm. Bir adam kolada arkan uşap duruptu. Bir 15 metre çözülgen. Başıga izolentor koyuptu bir santimetreye. Şimdi tasavvur kılıyordu yaptı. Bana şu arkan da yaptı. Çeki yok dedi. Bana bu bir santimetre izolentor olgunca dünya hayatı da yaptı. Ahirette tasavvur kılışlar için şu nesne geldiğinde fikir kılıyorlar dedi. Netçi milyon kilometreli ip olsa uyarı ahiret hayatı başıydaki bir santimetre izolentası dünya hayatı diye yaptı. Şunun için Allah Teala yaptı. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Bu dünya hayatı ahirette aldı az yine bu kaladı. Min yıllar yaşayan kafirlerge kıyametke bargende dozakta yükeyekende kança kül dünyada turdiler. Dünyada kança turdiler dese bir gün ya yarım gün fas'alil adin yazıp durgan farishtalaringdan sonra deydi. Demek bana şu vaqtincha ozgina bo'lgan hayotda siz bilan biz atrofimizda bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib jazavaga tushamiz. Hayotni boricha qabul qilishlikka e'tibor bermaymiz. Hammani o'zimiz xohlagandek bizga yoqadigan bo'lishini xohlaymiz. Bugungi mavzuimiz hayotni boricha qabul qil. Hamma mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Oxiratga borganda bu dunyoni matohi juda ham ozgina narsa bo'lib qoladi. Ozgina sabr qilaylik tugaydi. Bu dunyo qanaqa joy? Qiyinchilik, mashaqqatlarni koni, g'am tashvishlarni makoni, lazzatlarni ketkizuvchi o'rin, tinimsiz tuslanib turadigan, ko'ngilsizlarga to'la, yo'li mashaqqatli bo'lgan bu dunyoki sen bilan men birodar mana shu dunyoni g'am tashvishidan siqilib bo'g'ilib yuribmiz. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Hayotni mashaqqatlariga qayg'urma. Zero u shunday yaratilgan. Bu hayotni asli mashaqqat, charchoq, shodlik vaqtincha, xursandchilik noyob. Alloh azza va jalla o'zining do'stlariga bu dunyoda doimiy huzur-halovat bo'lishligini xohlamadi. Ha, mo'min odamga ham dunyoda yengilchilik, xursandchilik, quvonch bor. Lekin bu doimiy bo'lmaydi-da. Agar bu dunyo azob, uqubat hovlisi bo'lmaganida edi, bu dunyoda g'am, dardi og'riqlar bo'lmas edi. Payg'ambarlar bu dunyoda hech qanaqa mashaqqat chekishmagan bo'lar edi. Payg'ambarlar nochor hayot kechirmagan bo'lar edi. Odam alayhissalom Odam alayhissalom yerga tushgan kunidan boshlab qancha yil umr ko'rgan bo'lsa mehnat mashaqqat bilan o'tdi. Nuh alayhissalom qavmidan faqat ozor aziyat, masxaralar, yolg'onchilarga chiqarilishlik. E'tibor beringlar, bu Allohning do'stlari. Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirishdi. O'g'lini so'yishlik uchun yerga yotkizdi. Yaqub alayhissalom o'g'lidan ajrab, ikkala ko'zi yig'lab ko'r bo'ldi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlandi. Keyin qamoqqa tushdi tuhmatlarga qolib. Zakariya alayhissalomni qatl qilishdi. Yahyo alayhissalomni boshini olishdi. Qo'yingki Allohni valiylariga ke shunaqa hayot bo'lgandan keyin siz bilan biz bu dunyoda nimani kuchligimiz kerak. Hayotni qarasangiz birodar, xotinmi, farzandmi, do'stmi, uymi, mahallami, qo'shnimi, mansabmi borki albatta shularning ichida seni ko'yningga yoqmaydigan narsa bor. Ko'chang keng, asfalt chataq. Asfalt tekis, mashinalar tez yurib beryapti. Qarang-da, bir narsa bor-da, mashinaning chiroyli, rasxodi ko'p.
Maşinenin rast fotoğrafı, lakin takır tukur. Yani elbette ne madır bor, sizi köyünüzün makaladigan, gıcıl kıladigan. Kulas, tabiini kıra kıladigan nasıl elbette topulup duradı. Bu dünyanın, brotherlar, yamanlilerinin alavu var. Yani bu dünyanın yakşili yamgırları yan var. Anaşı yakşili yamgırları bilen, yamali alavlarını soğutup uçur vagin. Şunda nacat topasan. Yamanı gekar olursan, sıkılı boğulu orasan. Yaksın yan körüştür yan. Hayatını barıça kabul kıl. Abu hava aynısı, ne makalasız? Sıkılı boğulası mı? Çıkasız, abu hava yakalayasız. Iskiyimizi kiyasız, zontiydi kötü arası, yine meçik bir torası. Bana şu, abu havanı barıça kabul kılış. Ne mi yok hakkında sıkılı boğulmuyorsunuz? Çünkü özgür travmıyorsunuz da. Hud düşünge o şey gendik, hayatta birader siz özgür travmıyorsunuz, siz tasir ötküzamıyorsunuz, nasalar var. Onlarını barışa kabul işte örgeneyim. Dostiz Kaysar, hatiniz ıvırsı gen rak, farzantiz bir peyli var. Ne makalasın sen düşün akıllı ibaratı koyun eken? Ömrünüzü ahir geçe küreşi ötesi mi? Ya könükü boyası mı? Atrafizdeki adamlar, onlar diyen barışa kabul işte örgeneyim birader. 10 tülpatin bosa 10 tülpatin de biteden sıfat vardı yok muydu gen? Anası sergap, manası incik, manası çapılla vakatıydı, manası çörülatı su içiydi. Mana polpis, ma rodopa, ma hiç kaçan üstüye karamaydı. Barda mesela. Şimdi özün avliya mısın ki, özün 100% mısın ki, başkalardan kütesen. Etrafındaki adamlar neyen barıça kabul kıl buradar. Birincisini upeyle yakmasa, ikincisini bunusu yakmaydı. Ne mi kılalıyorsun? Şu ladin için yaşayın kereye mi? Demek könük adetle. Allah bunlarda bana şunu da yaratken. Allah Teala'dan etrafını tüzeltip erişini sorur mu hedip? Sen onun ki özünü tüzeltişin ki Allah kuvvet verişini, sabır verişini sonra. Bana şu duayın icabat buluşu yakın rak. Hareket kıldın. Aşneyini, balini, hatiniyini, biraderini, bir yakış damakı tüzeltişlik ya. Hareket kıldın, sebeplerini kıldın, tüzeltemedin. Hareketin fayda vermedi. Şimdi bağırıca kabul kılı özünü tüzelt. Madem ki etrafımızdaki adamların halatı, Allah narazı buladığın halatmaz mı? Murasa kılamız. İçerken cörelerim, endi bla bla murasa kılışım gereken mez. Kımar oynaşadı, oturarken, oturuşum gereken, könük işim gereken mez. Haram bu midyan orunda. Ula bla murasa kılamız, barışa kabul kılamız. Ama günah, masiyat bula diyen bası, buradalar, terk kılışımız gereği onu kacaydı. Damla etken, barışa kabul kıldıgen, benim hatunum şuna kadar beynamaz, meşgı işten züyüredi, barış yok. Biz kayırda murasa kıldıyen biz. Qayerda boracha qabul qildi yapmiz. Alloh harom qilmaydigan o'rinlarda murosa qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo bu dunyoni bir-biriga zid bo'lgan narsalarni jamlovchi bo'lishini xohladi. Nima degani bu? Yaxshilik bilan yomonlik birga, issiq bilan sovuq birga, buzish bilan isloh qilish birga, xayriyat bilan fasod birga, xursandchilik bilan qayg'u birga. Shunaqa bo'ladi. Boracha qabul qil birodar. Bu Allah'ın hoşu. Kim bu hayat tükegenden kim? Yakşililer acilap cennet kekiradı. Yamanlililer acilap dozak kekiradı. Hayatını barıça kabul kıl buradar. Sen özgür travmiydiğen nesalarga sıkılıp ömrünü bay verip koyma. Sen özgür travmiydiğen işler var. Bunlar hakkında sıkıladığın bursun ömrünü bay veresen. Ömür ise cüdeyen kıska. Ad-dünya sa'a faj'alha ta'ada gala Rasulullah. Bu dünya bir saatlik ömür yok şeydi. Bir saat. Ana şu bir saatlik ibadet kaylandır. Şunun için atrafinge karada acilatı var. Sen özgertirali edigen nesalar var. Sen özgertirali edigen nesalar var. Eğer şurada farkıge borvasın, nemege bir parva buluş gerek, nemege itibar kılış gerek, bilvalasan. Şunda dua kılasan. Ey parvardigarım, men özgertiram edigen işlerde menge sabır ver. Könük işimge küç ver. Ama men özgertiram edigen işlerimde menge küç kuvvet ver. Yani bana şu ikerasını farklı vagenı bilin ver. Şunu değil mi? Men özgertiram edigen işlerde küç kuvvet ver. Men özgertiram edigen işlerde menge sabır kanaat ver. Yani şu ikerasını parkıge barolaştığı menge marifet ver. Yaxşı dua ki ama.
Hayotni boricha qabul qil. Gohida o'zimizni injiqligimiz, fe'limizni torligi tufayli atrofimizdagi narsalarga ko'nishga qiylanamiz. O'zi aslida ko'nishsa bo'ladi, shungacha o'lib qolmaymiz. To'g'rimi? Istenda o'zingizda nima injiqligingiz bor? Uyingizda. Ha, domla qasinasini ayting. Mana chidayap yuribman shu xotinni xotin qilib. Ha, o'shunchun oilangiz oila. Siz otangiz, enangiz yashagan bo'lsa 50 yil, 60 yil birga, ular bir-biriga chidagan, bir-biriga ko'zini yumgan, shuning uchun oila qilgan. O'zi o'lib qolmaymiz. Shuning uchun o'zimizni tuzatishni xohlamaganligimiz uchun atrofimizni tuzatib ber deb so'raveramiz Allohdan. Aslida birodarlar, o'sha sizni ko'ningizga yoqmayotgan ayrim holatlar siz o'zingizni tuzatib olishligingiz uchun berilmadimikin sizga? Savol tushundinglarmi? Sizni ko'ningizga yoqmayotgan, siz ko'nika olmayotgan ayrim ishlar, muboh ishlar. Siz shu injiqligingizni tuzatib olsin deb turib Alloh taolo dori qilib bermadimikin? Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunyo mal'unatun." Dunyo la'natlangandir. "Mal'unun ma fiha." Dunyodagi narsalar ham la'natlangan. Mal'un. Faqat Allohning zikri, unga yaqin bo'lgan narsalar mustasno. Yana olim mustasno, mutaallim ham mustasno. Dunyoda bandani Allohdan uzoqlashtirib qo'yadigan narsalar ko'p. Dunyo o'zi Allohdan bandalarni uzoqlashtirib qo'yadi. Shuning uchun la'nati deyapti. Shuning uchun mal'un deyilyapti. Sizni Allohdan nima to'ssa shu narsa mal'un hisoblanadi, ehtiyot bo'ling. Faqat Allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlar bundan mustasno. Ilm mustasno, talab ilm mustasno, amr-i ma'ruf mustasno, nahy-i munkar mustasno, Allohning zikri mustasno. Sizni Allohdan uzoq qilayotgan, Allohdan chalg'itayotgan ki narsa bor, bu mal'un hisoblanadi. Shuning uchun birodar, hayotni boricha qabul qil. Xayollarga berilma, orzular dunyosida yashama. Shu dunyoda yashashga o'zingni ko'ndir. Issiq sovuqga chidashga o'rgan. Bu dunyoda doimo vafodor do'st topilavermaydi. Doim ko'ngil yo'qotgan ish topilavermaydi. Chunki bekami ko'z mukammal bo'lish bu dunyoda sifat emas, birodarlar. Bir kam dunyo. U mukammallik nariyoqda bo'ladi. Ideallik nariyoqda bo'ladi, jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaysanmi? Boricha qabul qilib qo'y. Alloh taolo aytadi, astadu billah. Wa ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin. Garchi siz deydi, ey Muhammad alayhisalom, juda ham qattiq xohlasangiz ham odamlarning ko'pi mu'min bo'lmaydi. Boricha qabul qilavering. Siz da'vatni qiling, Alloh hidoyat nasib qilganlar hidoyatga keladi, qolgani ketaveradi. Birodarlar, Alloh taolo Odam alayhisalomga nima dedi? Farzandlaringdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, meni farzandlarimdan odam zurriyotidan do'zax haqqi nima? Deganida, mingta farzandingdan 999tasi do'zaxga tushadi, bittasi jannatga kiradi dedi. Va ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, har qancha xaris bo'lmang, odamlarning ko'pi musulmon bo'lmaydi, deyapti. Muhammad alayhisalom da'vat qilsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga Alloh shunday taskin beradi. Boricha qabul qilib qo'yavering. Demak, odamlarda bori shu. Nima qilasiz endi? Shuncha narsani aytsam ham, shuncha tushuntirsam ham, yana shuni aqldinglarmi? Chiqib ketaverasizlarmi 8 rakatda demaymiz. Domlalarga tavsiyada birinchi, birodar, agar sen Buxoriy bo'lib masala qilganda ham 10 rakatda chiqib ketadi. Agar sen Abu Hanifa bo'lganda ham chiqib ketadigan chiqib ketaveradi. Hayotni boricha qabul qil. O'zgartirish qo'lingdan keladigan narsaga harakat qil, bo'lmadimi, bo'pti, bori shu ekan deb qo'yib ketaver. Ma'qulmi? Odamlarni boricha qabul qil. Urinib ko'rding tarbiyalashga, har qancha bo'lsa kechirib ko'rding, imkon boricha berding hamma sharoitni, baribir o'zgarmadimi? Tamom. Demak, bu odamni yetib kelgan joyi shu ekan. Bo'lgani shu ekan deb joning tinadi. Endi shunga yarasha muomala qilaverasan. Ko'p ham suyanavermaysan, ko'p ham bir vazifani bera olmaysan, shu bori shu ekan, nima qilamiz endi? Bo'lgani shu ekan-da. Qiymati shu ekan. Ulamolar aytadi, insonning qiymati, qadri uning himmati va xohishiga qarab belgilanadi. Hakimlardan biri aytadi, menga kishining maqsadi nima ekanini ayting, men sizga uni kimligini aytib beraman.
Çümçük bulup yerelgen kuş, bürgütte kapar vas kılamaydı. Sudralış için yerelgen canavar, parvaz yeremeydi. Bu dünyada burada mükemmel hatun yok. Daim hatunin bitti sıfat senge ahmet uğradı. Hadis-i şerifte ayetinledi. Resulullah ayetlediler, La yafraku mu'minun mu'minaten. İn kariha minha hulukan, radiya minha ahar. Mu'min kişi özünün mu'mini ayalıya gazap kımasın. Eğer onun bir hulkunu yaman görse, başkasından razı bular. Ha, akat şirin kımıydı. Lekin tılacağı yok. O şimdi sen kursan, bak git orayın. Ya ki tılacağı zahar, ama çok kan. Üydü pazanda tutadı. Bahar da doğru mu? Bitti. Yok mu ediyen sıfatı var mı? Yakşı sıfatı yakalaptır, bunu köz yumup koyorayın. Çünkü o hatınam sizi hut düşünün muamele kılıyap sizge. Burada hayatta barıça kabul kıl. Kaytarıp kaytarıp eti yapız. Sen hareket kıldığın özgürtürüşke, bulmadı mı? Şimdi bunu barıça kabul koyar. Madem ki şu işin mi bulmasa, günah bulmasa. Peygamberimiz ki avukat abgeli bir işte, Resulü aldılar, kimden doğdu? Peygamberimiz kimden buldular? Falancı ayalizden deyişti. Bugün Peygamberimiz Ayşe anamız bilen buladığın keçiydi. Şimdi Ayşe anamız raşk gelip, Resulullah'ın kolideki avukatını, sahabalı körüp durduğun cahada burru bir geçişir vardı. Siz ne kılar ediniz? Muhammed Aleyhisselam ne kıldılar? Ayalının tabiatını bilgenle giden, ayal kişi bilgenle giden, yerdeki sınırda alıp terip, onu yerlerde raşk kep gitti de, gayrılığı kep gitti de, deyip koydular, keçirip koydular. Bu araça kabukluştu misali şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşanımız ortasında az gene bir muamele bu kaldı. Ebu Bekir Sıddık geldi halkı gene. Hem kaynatası, hem en sahabası, yakın sahabası. Hem en yakın sahabası. Şimdi Peygamberimiz o aşanımızı yakarıp durup, Muhammed aleyhisselam. Siz yapırası mı? Ya ben yapırayım mı? Bu genç işte. De gene de aşanımız siz yapırın fakat doğrusunu yapırın dedi. Muhammed Aleyhisselam peygamber olmasından evvel hem sadıkul amin boyanlar. As-sadıkul amin boyanlar. Bana yani ayol kişini boyanı şuyken de bağırıcı kabul kılasız. Lekin peygamberimiz dua kıyanlar. Elhamdülillah Allah da Allah beni Ayşe'nin muhabbeti bile rızklandırdı deyenler. Bugün bari zor yaparsalar hatınlar ya. İşen oraylar. Çünkü mu'minge nasihat payda kıladı. فَاِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ İsletme biriş, mu'minlerge fayda kılad deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalını barıça kabul kıldılar. Şimdi kısa buradalar ailelerimiz buzulmuydu. Keçirişli örgene ilik, ülan adıganlar, ailesi muamabul ekkenler, hatunu buna vuruşup yiyenler, barıdur ihtimal içimizde. Mesela köz düğümezsiz, keçirersiz, barıça kabul kılasız, hayat aile türedi. Kimi üyden ötmegen cancel, kimi üyden ötmegen. Şunu diyorken buradalar, toğrılığımız, keçiremiz, maslaşamız, âli canab bulamız. Biz kimini özgürtürüşümüz asan? Özümüzü mü? Ya başkalardı mı? Nimen özgürtürüşümüz asan? Başkalardı mı ya dünya karışımızı mı? Könümüz ya Ahmet'in bitti iş bu oldu. Hop, soval. Biz bunu özgürtürüyemiz mi? Yok. Demek sıkılıştı gerek yok. Vakili de bu araça kabul kılamız. Yengil tarafını alamız, kıyınını taşıyımız, ançımınca kemçiliğinden közümüzü yumağımız, hata kemçiliğe de avukulamız, bazı nasıldaki közümüzü para akımaya koyalımız. Bu deyildi, şimdi asamız. Bana şu en doğru yol burada. Sen özü mükemmelmişsen ki, atıraf değil de mükemmel idi talep kıyana. Sen ne malan özü getiremiysen burada, oylanıp gör. Abi havada özü getiremiysen, barıça kabul kıl. Adamla da fiilini özü getiremiysen, barıça kabul kıl. Odamda da tabiatını özgürtiremiysen, barıça kabul kıl. Allah Ta'ala'nı bu kainatki koyan sünnetlerini özgürtiremiysen, barıça kabul kıl. Sen, özgürtiremiyken nasalarına sıkılıp, ömrünü babayarı koyma. Onlarını barıça kabul kıl da, aldın gintil olur. Çünkü hayat, cüda ham kıska. Ulaike lehum cennatu adnin tecrimin tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ular uchun oslaridan daryolar oqib turadigan abadiy jannatlar bor bo'lib ular u joyda oltindan bo'lgan bilek uzuklar bilan bezanurlar
va ipek shoylardan bo'lgan yashnab turuvchi liboslar kiyib, so'rilarda yastanib o'tirurlar. Na qadar yaxshi mukofot u, na qadar go'zal joy u. Oslardan anho qilib turgan so'rilarda ipek ko'rpachalar ustida ipek liboslarni kiyib, oltindan bo'lgan idishlarda, oltindan bo'lgan liboslar taqinchoqlarni taqib, bir-biriga qarab dunyo haqida eslab basti javob qilib o'tirishadi. Ne kadar yaxshi joy. U yerda nimasi zo'r? Turib ketish kerak emas-da bir yerga. Kech kirib qoldi, uyga boraylik degan narsa yo'q-da. Ko'ch javob kelib, pamul javob kelib yo'q-da. Qo'y qo'p ketibdi, suyuq qo'p. Birodalar, mana shu joy. Musulmon odam intilish kerak bo'lgan joy mana shu joy. Bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasin, oxiratda unida mu'min uchun oxiratda oldida qafas bo'ladi. Bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasin, jannat uni oldida u taqoslab bo'lmaydi. Bizi maqsadimiz mana shu joy bo'lishligi kerak, jannat bo'lishligi kerak. Avvalgi darslarda aytganman. Siz dunyodagi bizni tilda lyuboy ne'matni ayting, lyuboy rohatni ayting, huzur halovatni ayting, kayfni ayting, orqasida albatta mashaqqati bor. Yaxshi yedingiz, bu yoqqa chataq. Ko'p uxladingiz, bu yoqqa chataq. Yana nima bor? Dunyodagi hamma lazzatda, hamma ne'matda orqasida mashaqqati bor. Faqatgina u joydagi, asl vatanimizdagi jannatning huzuri haqiqiy huzur. Va qulil haqqu min robbikum faman sha'a falyu'min. Ayting, bu Parvardigoringiz tomonidan kelgan haqiqatdir. Bas xohlagan kishi iymon keltirsin. Faman sha'a falyukfur. Xohlagan odam kofir bo'lsin. Inson mana shu ixtiyori uchun qiyomatda mukofot yoki jazo oladi. Inna a'tadna lizzolimina naron ahata bihim suradiquha. Boyagi xayrli oqibat bu taqvodor bo'lgan mu'minlarga, so'rilar, anhorlar, huri ayinlar, ipakdan bo'lgan liboslar. Ammo aniqki biz zolim kofirlar uchun alangalari do'zaxlarni o'rab chirmab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz. Ularga ham mukofot bor, mu'min kishiga ham mukofot bor. Mana yuqorida aytilgan oyatlarda o'tgan darslarimizda g'or egalarining qissasini tugatdik. Endi aytishimiz mumkin. Endi bu juda bir nodir qissa. Chunki Alloh taolo karomat bergan Allohning valilari haqidagi qissa. Bundan nima xulosa olamiz? Xulosa shuki, inson haqni botildan, oxiratni dunyodan, Allohning rizosini bandalarning roziligidan afzal bilishligi kerak. Chunki bu yigitlar Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ydi, Alloh ularni aziz mukarram qildi. Endi bu qissadan keyingi keladigan qissa, ikki bog' egasining qissasini suhbat qilamiz. G'or egalarining qissasi nodir, juda ham nodir. Kamdan-kam bo'ladi. Ammo bu o'qiydigan qissamiz kuniga 1000 martadan takrorlanadigan qissa. Bu nima haqida? Bu qissa qo'liga molu dunyo, mansab, kuch-quvvat, amal kelgan paytda mana shu fitnaga aldanib qolgan kishilar qissasi. Hozir aytib o'tganimdek, kuniga 1000 martadan takrorlanadi bu qissa. Astag'idu billah. Wadrib lahum masalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna baynahuma zar'a. Mana qissaning boshlanishi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlarga ikki kishi haqidagi masalni keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib, u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Endi bu aytilayotgan ikki kishi haqiqatda hayotda bo'lganmi yoki faraz qilinyaptimi, muhim emas. Muhimi bu qissadan olinadigan xulosa. Vodri bilahum. Ya'ni musulmonlarga ham, musulmon bo'lmaganlarga ham mana shu qissani so'zlab bering. Dunyo eshiklari bir kishiga keng ochilishligi. Ayrim kishilarga dunyo eshiklari katta ochiladi. Biri ilmda bir martabaga erishadi. Kimdir molu dunyo to'plashlikda muvaffaqiyatga yetadi. Yana biri kuch-quvvatli bo'ladi. Yana boshqasi katta mansab egasi bo'ladi. Xullas, bunaqa odamlarni ko'rib turib boshqalar havas qiladi. Ya'ni odatda shunaqalar ko'zga ko'rinadi-yu. Mansabi, molu dunyosi, quvvati yoki ilmi. Bir odamni hayotda
boshqalardan ajratib qo'yadigan narsalar ko'p. U mol bo'lishi mumkin, ilm bo'lishi mumkin, chiroy bo'lishi mumkin, quvvat bo'lishi mumkin va hokazolar. Agar bir kishiga mana shu narsalar keng ochib qo'yilgan bo'lsa eshiklari. Ilmli bo'lsa, yoki puldor bo'lsa, yoki mansabli bo'lsa, quvvatli bo'lsa, mana shu holat u uchun nima? Bu o'ta xatarli fitna bo'lgan, sirpanchiq bo'lgan holat. Sirpanchiq nima? Sirpanchiq shuki, qayerda qoqiladi bunaq odamlar? Mana shu yetishgan narsasini Allohning menga bergan fazli deyish esdan chiqib qoladi-da, men bu narsalarga o'zimni kuchim bilan, ilmim bilan, harakatim bilan, mehnatim bilan, sabrim bilan, yana nimalar bilan? Mana shu qo'llarim bilan yetganman, menga hech kim bergan emas. Otamdan hech narsa qolmagan. Nima qilganman? Nimaga erishgan bo'lsam, o'zimni mehnatim bilan yetishdim deydi-da, sabablar shirkini qilib qo'yadi. Demak, qo'lida dunyosi katta bo'lgan, quvvatli bo'lgan, ilmli bo'lgan, mansabdor bo'lgan odamlar juda ham xushyor bo'lishligi kerak. Bunday odam o'zim yetdim bu narsaga deyotgan bo'lsa, bu odamning gapi xuddi Qorunning aytgan so'ziga o'xshab qolyapti. Qorun nima deganida? Qola innama utituhu ala ilmin indi. Qo'lida juda katta davlati bor edi buni. Shu darajada boyligi ko'p ediki, xazinalari berkitilgan xonalarning kalitlarini ko'tarib yurgani quvvatli 3-4 ta odam qiylanardi. Sklatlarni kalitini ko'tarib yurgani 3-4 ta odam qiylanardi. Lekin shuncha davlatga ega bo'lgan Qorun nima dedi? U menga boru molu davlatim faqat o'zimdagi bilim sabablig'ina ato etilgandir. Bas hech kim uni mendan tortib ola olmas dedi. Fir'avn nima deganida? Wanada fir'avnu fi qawmi qala ya qawmi alaysa li mulku misra va hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun? Va fir'avn o'z qavmiga jar solib dedi: "Ey qavmim, Misr podshohligi va mana bu ostimdan oqib turgan daryolar mening mulkim emasmi? Axir ko'rmayapsizlarmi? Meniki dedimi? Alloh berdi demasdan meniki dedimi?" Bu odam siyg'alandi. Bu odam qoqildi. Nima seniki edi? Hech narsa seniki emas edi. O'pking ham seniki emas edi, ko'zing ham seniki emas edi. O'zi aslida ilmim bilan topdim deyapsan, ilm ham seniki emas edi. Nima o'zingniki edi? Hech narsa. Demak, senda borki narsani Parvardigoring senga qo'ygan omonat ekanligini tushunsang, kekka emas eding. Bu degani, bunga ozroq berdi puldi, buni ishi osonroq buni. Hisob-kitobi oson bo'ladi. A bunga davlatni ko'p berdi, buni ishi qiyinroq. Bu Alloh bergan ne'matlarda hisob-kitobi og'ir bo'ladi deb xavotirga tushdi o'rniga, xoksor bo'lishlikda o'rniga kekkayapti. Kim? Men o'zimni mehnatim bilan yetdim deyotgan odam. Alloh azza va jalla bu qissa orqali siz bilan bizga bir ajib bir ta'limni beradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ehtimol g'or egalarining qissasi mingtadan bittadir. Kamda endi bunaqa valiylar. Ammo biz aytayotgan mana bu dars, mana bu qissa har kuni bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Har kuni bo'layapti. Ming martadan bo'layapti har kuni. Kuzatib turibmiz. Kimgadir Alloh mansab berib, ozgina davlat berib qo'ysa, o'zini tuta olmay qolyapti, bir pasta olib qo'yapti Alloh taolo. Bermaganda turibdi yana bobo'ygidek. Nima deyishlik kerak edi ekan? Allohning fazli deyish kerak edi ekan, sinov deb bilishlik kerak edi ekan. Bu qissa nima haqida? Mol dunyoga, mansabga, hurmatga erishgan kishi qissasi. Shuhratga, boylikka, kuch-quvvatga ega bo'lgan kishining qissasi. Va hamma narsani o'zimi mehnatim bilan topdim deb o'lab, Robbisini unutib, o'zlariga zulm qilib qo'yayotgan kishilarning qissasi. Ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qildik. Alloh taolo qildik deb aytadi. Ya'ni Alloh taolo berdi bu narsani. Chunki Alloh taolo bermaganida hech narsa bo'lmas edi. Ikkita odam boqqa harakat qiladi, bir joyda bir xil, bittasida bo'ladi, ikkinchisida bo'lmaydi. Agar faqat mehnatga bog'liq bo'lganida ikkalasi bir xil mehnat qildi, lekin birida bo'ldi, birida bo'lmadi. Kim berar ekan buni?
Allah bererken. Çünkü adamlar da işi benim kolumda deyip durgan bir mansabdar adam. Bu işte onu koluna kim verip koyacağını gelişten çıkarmasın. Ve bana şu mansaptı, bana şu adamla üstündeki hükümmü, koruda iş yaptırken adam, Allah'ın aldığı da hesap kitap kılınışını gelişten çıkarmasın. Adalet kısım. Ve hafafna baynahuma ve hafafnahuma binahil. O ikisini hurmazor bulan uğradık. Karın, üzümden bugün bak, ikide, atrafı da hurmalar ekilgen. Hem bu hurmalar ziynet verip duradı bakka, hem bak egesine daromat geltirip duradı. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا Bağını, tarifini kareyim. Ortasından darya akkan, iki çekesi bağ, üzümzar, ekin tikin bar, bağın ikilasının atrafı hurma bulan oralgan. Zora. Ve ortalarını ekin zar kılgan edik. كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُكُلَهَا Her iki bağ, hasıllarını bir ekamı köz berip durardı. Karın, bir yigit kişi dünyada soruyor diye onlarsanın en zoru. Zor caydan bağ, ikide. Ortasında derya var. Yani meyve çevresi zor daromat berip duruptu. İnsan hiç kaçan olamaydı, birden ki yuğubu kalışı mümkün değil. Kolu tuturken devleti yuğubu kalışını fikir kımıydı. Beledeki kuvvet, bilegideki kuvvet de Allah bir gün apkoşu mümkün günü esten çıkarıp koyadı. İnekin tuğuyan geketadı. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا Biz onların ortasından bir anhar ötkizgen edik. Acib, güzel, ikide bağ. Allah Teala bu bandanı mana şu nasabıyla erkelatıp koygan idi. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ Bağ egesini karın Allah Teala kandayı bir bağ koydu. Yani onun şu bağ, ikide bağın egesini mal devleti ham baradı. Mana şu bog'dan tashqari katta moli davlati bor edi, tijoratga qo'ygan edi, tijoratdan zo'r daromad kelib turar edi. Bir tomondan bog', ikkinchi tomondan katta tijorat. Ammo bu kishi mushrik edi. Uni shirki siz bilan biz bilgan Allohning sherigi bor deydigan shirk emas edi. Allohdan boshqaga sig'inmas edi u. U sabablar shirkini qilgan edi. Sabablar shirkini. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا Bas o biraderge maktanıp, menin malı dünyayım senikiden köprak ve adamlarım küçlirak, kuvvetlirak dedi. Kibir kıldı. Tekebbürlik kıldı. Adamlarge maktançılaklığı kılıçlığı biraderler fitne. Bu bir adam uyu katta olsa, maşinası kımmat baha bosa, bağırağları bosa, kibirge, kekke işge, fakirlerin işge rakabat payda buladı. Bana çünkü boyaga müşrik değilken kişi, özünü ortağa, özü etmesem körüp durup da bağı bağır. Etmesem körüp durup da bala çakası pulu bağır. Lekin nime gayeti yaptı? Sen benden pastan, ben senden balatman de yaptı. Albatta bu söz hayatta aytılması yemekeler. Adamlar kılıyken hareketi bilen, sizge kılıyken muamelesi bilen, özünü köçede alıp yürüştüğü bilen, mana şu nesege dalalat kıladı. Tuhat mıydı da? Bitti misali, kol beri görüşeyse kareme görüşüp koyalım diye. İtibar vergen mi sizler şu nesege? Sizde mende yok mu şu sıfat? Muamela görüşeyip de, maya kol beri koyalım, ne kadar? Tuzuyumuzla. Ana ektaru minke malen ve a'azzu nefara. Mening molu dunyoyim senikidan ko'proq va odamlarim kuchliroq, quvvatliroq. Bir odam safarga borib keladi. Keladi-da maqtanadi. 5000 dollar ketdi deydi. Mana sayohatimga deydi. Falon deydi, mehmonxonada yotdi. Kuniga manchadan to'g'ri keldi. Mana qanaqalar yedik. Moncha marta mononasiga chiqdik. Ya'ni bu yerga bormaganlarning oldida nima demoqchi shu gapi bilan? Meni shuncha pulim bor, sayohatga saplab yubora olaman. Senlarda yo'q deyapti. Maqtanmayman, birodar. Bu dünyada matohi bilan faxrlanishni yaxshi narsa emas. Chunki agar dünyada boyligi Allohning nazdida qadrli narsa bo'lganida, boylik zo'r narsa bo'lganida biz o'ylagandaqa. Kofirlarga Alloh taolo bitta qush suv ichgancha bermasdi bu boylikdan. Boylik sinov, boylik fitna. Shuning uchun zuvolasini katta uzibdi deb turib boyagini havas qilayotganda qarang, iymon e'tiqoddami zo'r bu odam.
Agar ibodatda emasmi? Taqvoda emasmi? Bu musibat bu odam uchun. Shu ishni qilib, ko'z-ko'z qilayotgan paytda narigilarni yerga urishlik bo'ladi bu. Ko'nini cho'ktirishlik bo'ladi u. Men senlardan balaqman deyotgani bo'ladi. Agar shunaqa dunyosi bilan faxrlanayotgan odam oldida siz iymonda, e'tiqodda, taqvoda turib, o'zingizni kamsitilgan his qilayotgan bo'lsangiz, sizda ham ayb bor. Chunki bu o'lchov sizda ham bor ekan. Puling bo'lsa o'zingga, menga nima? Va dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirdi. Inson shirk keltirsa, inson Allohni unutsa, o'ziga zulm qildi. Chunki insonni o'ziga qiladigan eng katta zulmi shirk. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Luqmon hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'ilcham, shirk keltirmang. Allohga bir narsani teng qilmang, zero shirk eng buyuk zulm" dedi. Bu kishini mushrik dedik. Butga sig'inmasdi. Allohning sheriga bor demasdi, ammo sabablar shirkini qilib qo'ygan edi. Allohni unutib, qo'lidagi narsani men faqat o'zim mehnatim bilan, ilmim bilan yetishdim deb Allohga sabablar shirkini qilib qo'ygan edi. Yo'qmi bizda shu narsa? Bil, mana dorilarni solib vaqtida suv qo'yuvdik, ekin-tikin. Agar bo'lmay qolsa nima deydi? Tabiat bil O narigilar ham vaqtida dori soluvdi, ular ham vaqtida suv qo'yuvdi, nimaga ularga bo'lmadi? Nimaga bo'lmadi? Tushunarlimi? Biror natijaga yetsak, aytaylikki, Allohning fazli, so'ngra mana qilgan mehnatim sabab bo'ldi deylik. Rozimisizlar? Allohning fazli bo'ldi menga va qilgan mehnatim sabab bo'ldi. Agar Allohning fazli bo'lmaganida, mehnat qilsang ham bo'lmay qo'yardi. Bir kishi aytsa, men shu tof qo'ydim pulni. O'lgunimcha yetadi. Ishlamay yeb yotsa, yetti pushtimga yetadigan pulni qilib qo'ydim deydi. Ana qarang. Ananı qarang. Yetti pushtiga ham yetadigan pulni qilib qo'yibdi. Alloh ana shu yetti pushtiga bu pulni yetishligini xohlaganligini xabar keldi unga. Nima demadinglar? Men deydi, bolalarim ishlamasa ham deydi, yetadi deydi. Hammasi yetadigan pul qilib qo'ydi. Qayoqdan bilasan birodar, qayoqdan bilasan? Senga xabar keldimi? Alloh xolasa, agar Alloh tortib olib qo'ymasa, bola chaqamga 3-4 chaqa qo'yib ketyapman. Agar bolalarim shunga loyiq bo'lsa, Alloh taolo tortib olib qo'ymaydi, deb kimga suyashlik kerak edi birinchi ishini? Asosiy gapimiz bugungi shu haqida bo'ladi birodarlar. Alloh taologa nisbat qilaylik. Alloh taoloning fazli deb bilaylik bizda nima bo'lsa, shunda kibrga ketmaymiz. Shunda kibrga ketmaymiz. Wa dakhala jannata va dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirar ekan aytdi. Bu bog' mening molu davlatim hech qachon yo'q bo'lmaydi. Nimaga shunaqa dedi? Nimaga shunaqa dedi? Allohni esdan chiqarib qo'yganda shunaqa deydi. Agar Allohni esdan chiqarmagan bo'lsa, xohlagan lahzada Alloh taolo olib qo'yishligini esdan chiqarmaydi. Demak, kim kibrga ketar ekan? Kim haddidan oshib ketar ekan? Allohni esdan chiqarganlar. Hayotda bir muvaffaqiyatga yetgan kishilarni bitta fikr aldab qo'yadi. Bu qaysi fikr? Holat o'zgarmaydi. Deb mana shu fikr. Doim shunaqa bo'ladi degan fikr. Kunlar o'tsa o'tadi, hamma yo'q almashadi, lekin meni sharafim, meni mol davlatim ko'paysa ko'payadiki, ammo kamaymaydi. Hayotning sunnati shu, doim biz oshig'imiz olchi. Chunki biz zuvolamizni katta uzgan degan fikr oldab qo'yadi. Kim oldi edi yana bu fikr? Hozir aytganimizdek, Allohni esdan chiqarib qo'ygan kishilar. Yana oxiratga borsam ham baribir menga boshqalardan ko'ra ko'proq narsa beriladi. Bu ayni johillik, adashlikning o'zi. Chunki oxiratda kim nima oqibat topishligini faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi biladi. Va aytdi: "Va ma azunnu sa'ata qoimatan va la irudittu ila robbi" La ajidanna khayran minha munqalaba. Va qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman.
Qasamki agar parvardigorimga qaytarilsam, albatta bundan ham yaxshiroq oqibat baxtni topurman. Ya'ni bu dunyoda erishdimmi, demak narada ham bor deb o'ylaydi. Birodarlar, bu dunyoda berilishligi hech narsa emas. Qorunga bermadimi kofir edi? Fir'avnga bermadimi kofir edi? Dunyoda berilganiga hech narsa emas. Dunyoda berilmagani ham hech narsa emas. Chunki ishni haqiqiysi u yurtda bo'ladi. Narigi diyorda bo'ladi. Kim najot yetishadi? İza vaqa'atil vaqi'a laysa li vaqa'atiha kaziba. Qachon voqiya, qiyomat voqiya bo'lsa, u voqiya bo'lgan chog'da biron yolg'on so'zlaguvchi bo'lmas. Mana shu kuni najotga yetganlar haqiqiy najotga yetdi. Mana shuni kulganlar mana shu kuni haqiqiy kuldi va mana shu kuni yig'laganlarning yig'isi haqiqiy yig'i. Chunki dunyoda yig'laganlar kuladi birodarlar Alloh xohlagan kuni. Dunyoda kulganlar, zulm qilganlar yig'laydi u kunda. Kimidir jamiyatda o'rni past bo'lishi mumkin. Kimi ijtimoiy holati baland bo'lishi mumkin. Alloh taolo holatni o'zgartiruvchi bo'lgan zot. Pastni baland, balandni past qo'yishi mumkin. Inson Allohni esdan chiqarmasa haddidan oshmaydi. Shunda yonida turgan boyagi o'rtog'i bu bog' egasini gapini eshitib turgan o'rtog'i aytdi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turab thumma min nutfa thumma sawwaka rajula. Bu mu'min edi. Bu mushrik edi. Bog' egasi mushrik edi. Buni gapini eshitib turgan kishi mu'min edi, aytdi. Birodari unga xitob qilib dedi. Sen o'zingni tufroqdan, so'ng nutfa, bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra uni inson qilib yaratgan, rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Agar inson o'zini kimligini, asli nimaligini bilsa hech qachon kibr qilmaydi. Chunki seni bunday bog' egasi, bunday katta davlat egasi qilib qo'ygan kim edi? Allohmidi? Sendan mening molim ham, farzandlarim ham ko'p degan vaqtingda Allohni esdan chiqarib qo'ygan eding. Masalan, Alloh taolo bir bandaga baland bo'y kuch quvvatni beradi. Yana bittasiga shuni bermaydi. Bittasini bermay shu narsalarni sinasa, yana bittasini berib sinayapti. Bitta odamning zehni o'tkir bo'ladi. Bitta odamning zehni pastroq bo'ladi. Bittasiga berib sinasa, bittasiga bermay sinayapti. Demak, zehni o'tkir bo'lgan, qo'lida davlati ko'p bo'lgan odam bu narsalarni sinov deb bilsin. Kibr qilmasin. Hali ham yotlamayapti Ismoil. Bir soat oldi, ham ikkita qator yotlamayapti. Nima qilsin Alloh bermagan bo'lsa? Modida hali ham bitta narsani eplab deydi, tomni solomayapti deydi yoki bir narsani ololmayapti deydi. Nima qilsin ololmasa? Ko'chada o'ynab yurgan ona bolalarni qarasangiz, to'pga o'xshaydi. Bir yerda turmaydi, u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, g'am tashvishi yo'q, hech narsasi ham yo'q lekin. Hech narsasi ham yo'q. Endi ertaga kunlar o'tib ulg'oyadi. Alloh taolo unga ilm berar. Ehtimol quvvat berar, ehtimol mol davlat berar, kechagi kunini esdan chiqarib qo'yadi. Bizda ham akalar hech narsa yo'g'idi bir paytlar. Alloh taolo berdi. Beruvdi esdan chiqarib qo'ydi-da. Endi shukrni ado qilmay qo'ydi-da. Endi kambag'allarga qarindoshlarga yordam ber desa, baxilligimiz tutadi-da. Kechagilar biz ham o'shanaqa edik ehtimol. Kim esdan chiqarar ekan bu kunlarini? Allohni esdan chiqargan bandani o'tar ekan. Inson falyanzuril insanu mimma xuliq. Nimadan yaralganiga qaramaydimi inson? Alloh taolo mana shunday o'zini kimligini esdan chiqarib qo'ygan kishi haqida shunday deydi. Astaydu billah qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in xalaqa min nutfatin xalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faqbara thumma idza sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara. Halok bo'lgan insona bunchalar kofir bo'lmasa. Halok bo'lgan insona bunchalar kofir bo'lmasa. Alloh uni qay narsadan yaratdi o'zi? Uni bir haqiqiy nutfadan yaratib, so'ng uni ona qornidagi rivojini, oy kunini belgilab qo'ydi-yu. So'ngra uni ona qornidan chiqishlik yo'lini oson qildi-ku. So'ngra unga o'lim berib, qabrga kiritdi. So'ng o'zi xohlagan vaqtida uni qayta tiriltirur. Yo'q. U kofir kimsa
Alloh o'ziga buyurgan biror narsani ado qilmadi. Qaysi banda yomon banda ekan? Allohni unutgan banda. Avvali bilan oxirini unutgan banda yomon banda. Jabr, zulm qilgan banda yomon banda. Jabborul a'loni unutgan banda yomon banda. Qabrni, o'limni, qiyomatni unutgan banda yomon banda. Bu yomon odam deb qo'yasiz. Nimasi yomon? Falon sifati bor. Yo, siz aytgan yomon ham yomondir, lekin haqiqiy yomon banda kim ekan? Allohni unutgan banda. Endi bu kishi Robbisiga kofir bo'lganligini eslatib yana aytdi. Lakinna huwa Allohu Robbi va la ushriku bi Robbi ahada. Men esa u Alloh Parvardigorimdir deyman va Parvardigorimga hech kimni sherik qilmayman. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله سين bog'inga kirgan paytingda Alloh xohlagan narsagina bo'lar bor kuch quvvat yolg'iz Alloh bilandir desang edi. Qarang, insonga nima berilgan bo'lsa uni ko'zi quvontiradigan mashalloh la havla va la quvvata illa billah deb qo'yish kerak. Mashinangizga o'tirdingiz, yoqyapti, ko'rib turib mashalloh deydi. Vah, zor da. Manaka salonda. Farzandlarni ko'rganda anaqada yo'q. Müslüman adam, onu közünü kuvantırken nimani ko'rganda özünüki bo'lsa ham, birodarniki bo'lsa ham, maşallah deb qo'ysin. Çünkü Allah xohlaydi shunaqa bo'ldi. Ama gap yo'q. Ama rasa mehnat qilib kelibsiz, mana shunga shunaqa pulga mashina olibsiz. Zo'r mehnat qilib, mana yeme ichme to'plabsiz, shunday hovliga kelib olibsiz, gap yo'q sizga. Deb turib, bu narsani birodaringizga emas, kimga nisbat qiling? Mashalloh, mashalloh. Allohni xohlagani bu. Undan oshiq narsa emas. Agar odamni birodarlar miyasidagi bitta tomir uzilib ketsa nima bo'ladi? Shol bo'ladi, insult bo'ladi. Aqli ketadi, ilmi qani, puli qani, tijorati qani, tanish bilish qani, tili qani buro. Kim şu miyanı yordurmayı saklap durup da? Boşidaki şilemi mi? Nemesi? Ya özünü ihtiyat kılıyorkenliği mi? Allah saklayıp bu bandanı. Özüden ketmesin. Hiç kütürme genci orada bir kokuladı, boşu taş yoruladı, öldü. Kim saklayıp durdu bana şu musibattan? Allah saklayıp durdu. Senin boğunge kirgen paytinde Allah haklayan narsa yine bular idi deseydi. Allah subhanahu wa ta'ala siz bilan bizga hadis qudusida shunday deydi. Bu Davud alayhissalomga Alloh taolodan aytgan so'zi hadis qudusi deb keltiriladi. Navodiy usulil hakam Termiziyniki. Eshitingda ajib. Biz nimalarni xohlamaymiz? Nimalarga yetishlikni xohlab, nimalar qilmaymiz? Ba'zida yetamiz, ba'zida yetmaymiz. Qarang. Qol Alloh azza va jalla. Anta turid va ana urid. فَإِذَا سَلَّمْتَ لِي فِي مَا اُرِيد كَفَيْتُكَ مَا تُرِيد Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala aytyapti. Bizga ham aytyapti. Sen xohlaysan, men ham xohlayman deyapti Alloh. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Men xohlagan narsada menga itoat qilsang, sen xohlagan narsaga yetishingda senga yordam beraman. Men itoat qildim, senga buyurgan narsada, men xohlagan narsada itoat qilsang, yetmoqchi bo'lgan narsanga men oson qilib qo'yaman yetishing. Va illam tuslim li fima urid at'amtuka fima turid summa la yakunu illa ma urid. Agar men xohlagan narsada menga itoat qilmasang, sen xohlagan narsada seni qiyinchilikka solib qo'yaman, so'ngra baribir men aytgan narsa bo'ladi. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar men xohlagan narsani qilsang, sen xohlagan narsani oson qilib qo'yaman. Agar men xohlagan narsani qilmasang, sen xohlagan narsaga yetishingni qiyin qilib qo'yaman, shundan keyin ham men aytgan narsa bo'ladi. Nimalarda xohlamaymiz birodarlar? Xohlaymizmi shunga yetishda? Nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekan. Yema ichma bo'l baxil. Ana. Yema ichma bo'l baxil. Boy bo'lmasang men kafil. Yema ichma. Alloh xohlamasa hech narsa bo'lmaydi birodarlar. Siz yemay ichmay baxil bo'lib yurganingizga boy bo'layotganingiz yo'q. Odamzod dunyosiga belib haddidan oshadi. Kibr qiladi, mensimaydi.
kuchi bilan, mansabi bilan, ilmi bilan yoki qandaydir maqomi bilan. Faraz qiling, o'sha odamlarda hammasi chiqdi samolyotga uchib ketyapti. Birdan shu titrab qoldi samolyot, g'asr-g'usur qilib. Ayting-chi, mutakabbirning holi nima bo'ladi? Zaif hol hammasi bir xil bo'ladi. Puli esiga keladimi? Mansabi esiga keladimi? Unvoni foyda beradi, nima deydi? Hammasi-chi, hammasi bilganicha kalima keltirib qoladi. Ojizligini bilib qoladi, hech kim emasligini tushunib qoladi. Ammo samolyot joyiga kelib, yerga qo'ngandan keyin boya tevada turib, eslagan Robbisini esdan chiqaradi, boyaga kibr, mutagabbirlik, boyaga tekendagi zulm libosidan kiyib bobboyiga ketaveradi. İntaroni ana aqalla minka malan va valada. Boyaga musulmon birodari, boyaga mushrikni aytayapti. Agar sen meni mol, davlat va bola chaqada o'zingdan kamroq deb bilsang, ya'ni senga bu narsalarda ko'p berilganligi dunyoda oxir emas. Boy bo'lish, kambag'al bo'lish bu dunyodagi o'lchov. O'yoqqa borganda boshqacha o'lchov bo'ladi. Fa asa robbi an yu'tiyani khayran min jannatik va yursila 'alayha husbana min as-sama' fa tusbiha sa'idan zalaqa. Shoyat parvardigorim menga sening bog'ingdan yaxshiroq bir bog' ato etar. Seni bog'ingni esa osmondan chaqmoqlar yuborur bog'inga. Bas u sipsilg'i yerga aylanib qolur. Davomul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi amri mahol. Doim zaif bo'lavermaysiz, siz ham bir kun quvvatli bo'lasiz. Doim quvvatli bo'lavermaysiz, siz ham zaif bo'lasiz. Doim mansabda bo'lavermaysiz, siz ham tushasiz. Doim pastda bo'lmaysiz, bir kun ko'tarilasiz. Bir xil turmaydi birodarlar. Bir xil turmaydi kunlar. Esimizdan chiqmasin mana shu narsa. Darsimizning nihoyasi kunlar almashib turadi. Ota yana vafot etdi. Meros bo'linishi kerak bo'ldi. Katta farzand o'zini ukasiga zulm qilib, ko'proq qismini tortib oldi. Ama kunlar o'tdi, kichigi ham katta oldu, ishladi, boyi badavlat qilib qo'ydi Alloh taolo o'zini fazlidan. Endi kattasini Alloh taolo faqir qilishida xoladi. Bori burdini sotdi ukasiga. Hech narsasi qolmadi. Alloh ukani boy qilishni xoladi, boy bo'ldi. Aka xolagan ish bo'lmadi. Bori burdini sotdi, ukasini qo'lida xizmatkor bo'lib ishladi. Bir ayol aytayapti, qonimda bola bor, qo'limda bola bor, ona ona yurgan bola ham meniki deyapti, tug'magan dugonasiga. Uni g'azablantirishligi uchun, uni yerga urishligi uchun. Kunlar o'tdi, holat o'zgardi, uch bolasi ham o'lib qoldi. Boyaga tug'mas ayol 20 yilligida tug'di. Kunlarning birida bir ayol o'zini boy badavlat bo'lgan eri bilan ovqatlanib o'tirar ekan, eshikda bir tilamchi taqillatib qoldi. Bordida o'zi va eri yeyotgan go'shtdan oborib bermoqchi bo'lganida eri jirki berdi. Haddidan oshdi. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi, eri xotin urushdi, er xotinni talog'ini berdi. Ayol vaqt o'tdi, kun o'tdi, boshqa bir odamga turmushga chiqdi. Boy badavlat odamga turmushga chiqdi. Yangi eri bilan yeb ichib o'tirarkan eshikni biroq taqillatdi. Bordi ayol eshikni ochdi, esnasi qatib qaytib keldi. Ha nima bo'ldi senga? Tilamchi kelibdi. Ha nimaga esning qotdi? Birinchi erim ekan dedi. Shunga hayron bo'lasanmi? Seni eshigini taqillatib borgan faqir men edim o'sha kuni dedi. Birodarlar, bu kunlarda Alloh taol almashtirib turadi. Kimdir aziz mukarram bo'lib 5 yil turar, 10 yil turar, lekin Alloh agar xor qilishida xolasa xor qilib qo'yadi. Allohdan o'tgan bo'lsa xor bo'ladi. Va xor bo'lib ezilayotgan qavm yoki bir shaxs, kishi Allohning itoati doim bo'lar ekan, Alloh aziz qilib qo'yishga qodir. Davomul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishligi amri mahol.